Abla merhaba, Ramazan geldi. Alışverişinizi evet. yapabildiniz mi? Yok yok, para yok. Nasıl yapacağız? Yapamadık. Hiç yapamadık. Niye abla? Niye yapamadık? İşte bu devletin yüzünde. Ramazan geldi. Alışverişinizi yapabildiniz mi? Etinizi, sütünüzü, balınızı alabildiniz mi? Yok. Neden abi? Yani yapacağız daha kesin. Daha bekliyor yani. Bekliyoruz evet. Alacaksınız mı her şeyinizi? Bir alacağız da sıkıntı yok. Eyvallah. Güç var diyorsun, ekonomik güç. Yani ekonomik güç ileriye dönük yaptığımız şeylerdir yani. Başka bir şey. Birikimlerdir. Ondan yiyoruz evet. Çok sağ ol abi. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız sağ olsun. Milletin anası. Hadi görüşürüz. Ramazan geldi. Evet. Ramazan alışverişinizi yapabildiniz mi? Şu anda ekonomik kriz var zaten. Yapılmıyor ki, her şey pahalandı. Ben zaten yalnız yaşıyorum. Benim için önemli değil ama %100 hepsi zamlandı zaten. Vatandaş yapabilmiş midir? Bence yapamamıştır. İmkansız. Televizyon izliyoruz her gün. Görüyoruz da. Ama ATV izlersen her şey gülüş gülüş sandık. Ama diğer kanallar izlediğin her şey açık ve net gözüküyor. Her şey başına geçinebiliyor mu abi? Ben zor geçiniyorum vallahi. Çocuklar nasıl alkol falan da kullanmıyorum. Kullanmadığım halde ben zor geçiniyorum. Bundan gerçekten 3-4 sene önce biraz yine iyiydi. Ama şu anda çok kötü. İnsanlar korkuyor aslında hani konuşmaya şuna buna da. Gerçekten hayat çok pahalı. Abla Ramazan geldi. Geldi, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ramazan alışverişinizi yapabildiniz mi? Vatandaşlar sizce Ramazan alışverişlerini yapabiliyorlar mı? Ramazan bereketli bir ay oğlum. Allah herkesin rızkını verir. Sen yapmasan da mutlaka konu komşu senin rızkını bir yerlerden Allah veriyor, getiriyor yani. Paylaşarak. Paylaşarak bu bereket ayı. Yani illaki bir Ramazan her gün olmalı aslında. Yani her gün paylaşılsın, bir paylaşılsın, ay değil. Tabii paylaşılsın, yardım edilsin. İnsanlar birbirlerini Ramazan'da sadece birbirlerini Ramazan'da düşünmesin. Komşun açken kendini nasıl tok yatacaksın? Tok yatacaksın yani, bunlar böyledir yani. Onun için Ramazan alışverişiymiş bilmem ne, bunlar önemli değil. Bunu her zaman yapacaksın. Varsa kucaklayalım birbirimizi. Kucaklayalım birbirimizi yani. Neden Ramazan'a bağlıyoruz bunu? Ramazan geldi mi alışverişini yaptın mı? Ya Ramazan gelmese de millet arabalarına yağ götürüyor. Görmüyor musun oğlum ya? Parası olmasa götürür mü ya? Nasıl alacak diyor. Nasıl alacak ya? Görmedin mi ya, Migros'un arabasıyla adamlar bir tane alamıyor. 20-30 tane götürüyor ya. Ellerinde bir de. Kaç kişi alıyordur abla o 20-30 tane yağ insan? Onu kaç kişi alıyor? Kim alıyor biliyor musun? Onlar kim yapıyor? Stokçular mı? Stokçular değil yani. İşte bu ne diyorlar buna? Algı operasyonu işte. Bir şeyler algı yapıyorlar ki ne işte. Devleti suçlasınlar. Evet. Devletten başka bir şey bilmiyorlar. Bir tek devletin bunları göreceğini, biraz da yaptığı şeyleri görsünler ya. Aynen. İyi şeyleri de görsünler ya. Eyvallah. Bugün etrafımızda komşularda bak savaş oluyor. Ne oluyor? Savaş o kadar, Avrupa'nın hepsi ayağa kalktı. Kim ikna etti? Gene bizim Cumhurbaşkanımız ikna etti. Bunları neden görmüyorlar? Ayakta alkışlıyorlar. Biz niye ya, insan kendi kötüsünü iyi olarak göstermesi lazımken ben niye kötü mü iyi mi bile kötüleyim ya? Eyvallah. Öğrenmişler. Devlete atıyorlar, tutuyorlar. Ya devlet değil ama canım, hükümet. Hükümet olsun. Hükümet. Herkesin hatası var. Ablacığım, hatasız kul olmaz mı? Bak ben şu çocuğun dedesiyim. Bak çocuğun dedesiyim, bize dilencilik yaptırıyorlar. Yapma. Bak görüyor musun? Devlet vermiyor mu ilacını? Vermiyor. Nasıl vermiyor? Vermiyor ablacığım. Bak ha, meydandayız işte bak. Allah için meydandayız. Millet beni dilenci belliyor ya. Dilenci belliyor. Ben dilenci belliyorum. Ha? Ben seni öyle görmüyorum. Kim belliyor seni? Herkes ben direnci diyor. Aa, burada diyor? Duruyoruz herkes... Asur. Adam diyor, kim ne duruyorsun direnci? Kardeşim? Devlet diyor, destek veriyor diyor. Kardeşim, söylüyorlar. Bak, söyleyin arkadaşlar. Siz olarak görüyorsunuz mu? Aa, burada Allah arkadaşlar için Allah için söyleyin. Sen Allah için diyorum. Ben mi uyduruyorum? Ben görmüyorsam direnci olarak kimse de görmez. Ablacığım ben kendim diyor muyum? Bak ha, dedesiyim çocuğun ben diyorum ya. Vallahi dedesiyim ben billahi. Benim lösemin hastası. Yok, Sımav. Bu SMA hastası. SMA hastası, tamam, devlet zaten herkes elinden geldiği gibi yardım ediyor. Ya sen dilenci de, insan geçiyor. 1 lira vermiyor ya. 1 lira vermiyor ya. Etmiyorlar. SMA hastalıkları yeni. Bak yalan mı söyleyeyim abla, öpeyim seni ya. Ben elimden geliyorsa, vicdanım rahatsa, ben veriyorsam, herkine yardım ediyorsam. Devlet diyor vermiyor diyor. Ben neden dilenci değilim? Anacığım sen elimsin. Devlet vermiyor. Elini öpeyim, ben sana bir şey demiyorum. Sen o zaman halkı kötülüyorsun ki herkes bizi dilenci görüyor diyorsun. Bize öyle belliyorlar diyorum. Ben dedesiyim diyorum. Işte ben dedesiyim diyorum, adam diyor ki %kaç alıyorsun diyor bana, bunu soruyor ya. Belli olurlar, ne
olmuyor yani, bu iş kesin. Öyle diyor ablacığım. O zaman Suriyelilere verdiğini şeye versin. Suriyelilere ne veriyor? Zamanında Karadeniz'den giren Natasha'lara niye sesiniz yükselmedi? Bak. Natasha, benim Natasha'yla falan işim olmaz. Burada %90 Rusya. Burada %90 Rus artık Türkleşmiş. Ben Antalyalıyım. Ben Karadenizli değilim. Git oradaki Karadenizlilere söyle onu. Niye sesin çıkmadı oğlum? Bak abla sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün ben askerim, tamam mı? Ben askerim. Ruslara niye sesin çıkmıyor? Ben ırkçı değilim. Bir tane ben İstanbul'da yaşıyorum. Bir evde 10 tane Suriyeli yaşıyor. 9'u da devletten maaş alıyor. 2 ay sonra hepsi kendine birer tane dükkan açıyor. Çıkmıyor. Suriyeli var. O kadar insanın hakkını yiyor burada. Sen beton mu yiyeceksin? Demek ki senin kocanı aldattı o Natasha'lar ki bunları söylüyorsun. Aldatılmasaydın. Ne çıkarın var Suriyelerden? Onu söyle bana ya. Ne çıkarın var Suriyelerden? Niye söylüyorsun çıkarın yoksa? Ya ben sadece Suriyeli hepsine karşıyım ben. Türk olan kalsın burada. Diğerleri deposun gitsin ya. Bu kadar basit ya. Senin Türk'en değil. Biz de burada yaşıyoruz. Biz de sahip çıkıyoruz. Senin değil burada bir tek. Ben öz Türk'üm. Türk olmakta da gurur duyuyorum. Hem de yürüyorum. Var mı istiyarda? Türk'üm ben de. Bir tek senin ülken değil. Biz de sahip çıkıyoruz. Türk'e karşı çıkan insan Türk olamaz. Ben Kırşehirliyim. Hadi getirme bak. Senin gibi ben Nisan yağmuru gibi dönmüyorum ben. Harbi Anadolu'nun çocuğuyum. Kırşehir'in ortasında göbeğindenim. Çiçek dağılıyım var mı bir diyeceksin. Neşet'in köyündenim Neşet'in. Zahide'nin de ölen adamın da torunuyum ben. Eyvallah. Zahide'ye aşık olan da benim dedem. Bunu da bil. Yalan söylüyor sanarsınız ama gerçeği söylüyorum. Yok canım niye ya? Gerçekten benim dedem aşık olmuş. Zahide türküsünü benim dayım verdi Neşet'e. Mustafa Araboğlu Mustafa Öztürk benim dedemin adı. Eyvallah. Öyle Neşet'in bestesi de değil. Eyvallah Mustafa. Abi sana soralım. Ramazan geldi. Ses çıkmıyor. Çıkmıyor mu ses? Şöyle soralım. Gel. Abi Ramazan geldi. Dur canım konuş. Ramazan geldi. He. Ramazan alışverişinizi yapabildiniz mi? Yok yapmadım ben. Neden? Daha erken. Yarın yaparım. Daha erken mi? He. Yapacaksın yani. Yapacağım mecbur. Hadi inşallah. Siz efendim yapabildiniz mi Ramazan alışverişi? Ülkede biliyorsunuz ekonomi durumu çok kötü olduğu için Falkın insanlar hiçbir şekilde bu alışverişi yapamıyor. Biliyorsun yani iş yok, güç yok. Zaten yabancı ülkeler komple burada. Hepsi keyif sefer içinde. Biz de sefer içinde buralarda perişanız. İş bulamıyoruz. Kiralar 1 lirayken şu an 5 lira çıktı. Şimdi kimsenin evinde ekmek alacak parası bile yok. Ramazan alışveriş yapacağını sanmıyorum yani. Abi sana Ramazan alışverişini kimlerin yaptığını söyleyeyim mi? Bugün bir evin içerisinde 15 tane yaşayıp 13'ünde devletten yardım alan Suriyeliler, anladın mı? Bir evin içerisinde 15 kişi yaşıyorlar. 8-9 tanesi devletten yardım alıyor ve hepsi ayrıyetten de çalışıyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Bütün sokaklarım, yaşadığım bütün şeylerim, çocukluğumun geçtiği her yer Suriyeli mağazası dolu. Bugün bir tane Suriyeli Suriye'nin eski Halide'ye bombalanmış yeri paylaşıp arkasından Suriye'nin Halide'ye Boğaz Köprüsü'nü paylaşıyor. Ben vatanımı burada başkasına veremem. Benim kendi öz insanım burada açken bir evde yaşayan 10 tane Suriyeli'ye sen maaş dağıtır. Üzerine bir de kendilerine iş imkanı sağlarsan tabii şurayı da yarın o alır. Burayı da yarın o alır. Benim durumu düzgün olmayan insanım gidip devlete başvurunda gelip evine bakıyorlar, dairesine bakıyorlar. İşte kaç para maaş alıyorsun, aylık gelirin ne diye bakıyorlar. Ama Suriyeli'ye gittiği zaman her ay 800-900 lira para veriyorlar. Şimdi düşünsen 10 tane Suriyeli aylık 800 lira maaş alıyor ve ayrıyetten kendileri çalışıp 2-3 milyar maaş alıyorlar. Bu insanlar nasıl yetişsin onlara? Tabii ki bu dükkanı yarın o alacak ve sen yarın bu röportajı Suriyeli'yle yaparsın abi. Allah doğru, helal olsun sana. Abi merhaba. Ramazan geldi. Ramazan alışverişinizi yapabildiniz mi? Yapmadım. Yok. Neden abi? Param yoktu onda. Yetmedi mi güç? Yetmedi. Ne olacak abi? 2500 peki? Lira maaş alıyorum. Emekli misiniz? Emekli maaşı. Nereye yeter? Evet. 500 lira elektrik gelmiş. Telefon, su, maaş gitti. Maaş yetmiyor. Evet, 1 kilo kıymanın 125 lira. 125 lira. Nasıl vatandaş gelecek? Evet. Siz yapabildiniz mi efendim? Alışveriş. Ben konuşmak istemiyorum. Yani. Abla gel sana soralım. Ramazan geldi. Ramazan alışverişinizi yapabildiniz mi? Daha yapmadım. Bekliyorum. Neden? Bekliyorsunuz. Aylığı alalım diye. Ne zaman aylık? Ay sonu. Ya bakacağız ya. Oldu hayırlı günler. Abi merhaba, siz yapabildiniz mi Ramazan alışverişini? Yaptık ama
şöyle adam akıllı yapamadık. Yani tam teşekkürlü bir alışveriş maalesef. Ne eksik kaldı abi? Etini, sütünü, balını alabildin mi? Yani %50'sini de alamadık. Öyle söyleyeyim. Yani. Neden abi? Daha önceleri nasıldı peki? Daha mesela bir 5 yıl önce, 10 yıl önce? 5 yıl önce geri dönersek her şeyimizi dört dörtlük alabiliyorduk. Yani evimize dört dörtlük bir evin ihtiyacını alabiliyorken şu anda 5 kilo alıyorsak 2 kilo alıyoruz. Yani alım gücü bayağı düştü. Bu genelde öyle. Yani %80, %90 böyle. Yani ülkenin %80'ine sorduğunuzda bu cevabı alırsınız. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Abi Ramazan geldi. Ramazan alışverişinizi yapabildiniz mi? He. Aldınız mı her şeyinizi? Aldık. Sıkıntı yok diyorsun. Yoktur. Genel olarak nasıl? Genel olarak çalışan olursa kimse aç kalmaz. Herkes alır diyor. Evet. Eyvallah. Sağ ol abi. Bundan iyisi can sağlığı. Bak bütün insanlar iç içe yaşıyor ha. Korkuyorduk şurada bomba patlayacak diye. Ne zaman? O tarihi görmedin mi sen? Ne zaman oluyordu? Ben hiç görmedim Antalya'da. 2000 yıllardan önce asker ölmedi mi? Nasıl görmedin? Şimdi nasıl yaşamıyorsun? Askerimiz. He? Askerimiz şimdi de şehit oluyor. Nerede şehit oluyor? Olmuyor mu? Burada oluyor mu? Burada ne zaman oldu Antalya'da? Sen kaç yıldır Antalya'dasın? Göynük'te asker öldürmediler. Bomba ne zaman? Bombalamadı mı? 2000 yıllardan önce. Ne 2000 abi daha 5 yıl önce deniyorlar. 5 yıl önce.